Derya Uludur. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli bilim insanlarından biri. Bir beyin cerrahı kendisi. Ancak haberimizin konusu ne yazık ki hocamızın uzmanlık alanı değil. Siber dolandırıcılık. Ve ne yazık ki Derya Hoca da mağdur. Sahtekarlar Derya Hoca'nın sosyal medya hesabını ele geçirdiler. Ve hastalarına yatırım fırsatları yalanıyla mesaj attılar ve onları dolandırdılar. Ben ki aldandım, ben yani bu kadar dikkat eden bir insan olarak aldandım, hepimiz aldanabiliriz. Ünlü beyin cerrahı Derya Uludüz, siber dolandırıcıların mağduru oldu. Sosyal medya hesabını ele geçirenler, Uludüz'ün takipçilerini dolandırıp ceplerine paraları indirdi. 10 bin lira, 20 bin lira kaybeden hastalar var. Tabii ki çok mağdurlar var ve ben çok üzülüyorum buna. Ünlü beyin cerrahı Derya Uludüz'ün yaşadığı mağduriyet sosyal medya hesabına gelen bir mesajla başladı. Mesaj geldi. Çok sevdiğim bir arkadaşımdan geldi. Yani tanıdık bir arkadaşımdan geldi. Yakın bir arkadaşından kendisine bir link gönderildi. O linkte kendisiyle ilgili bir makalede adından söz edildiği yazılıydı. Ve Derya Hoca o linke tıkladığında siber zorbaların tuzağına düştü. Tıkladım, hiç bomboş bir sayfa çıktı. Aradan bir 15 dakika geçti, ben Instagram'a giremediğimi fark ettim. Derya Hoca'nın sosyal medya hesabında 75 bin takipçisi vardı. Siber dolandırıcılar işe koyulup karlı yatırım mesajları paylaşmaya başladı. Çok geçmeden yakınları ünlü beyin cerrahını telefonda arayınca hesabın ele geçirildiği anlaşıldı. Parasını dolandırıcılara kaptıranlar da saatler sonra Derya Hoca'ya ulaştı ama iş işten geçmişti. Sosyal medyanız hacklenmiş durumda ve bir sürü pazarlama taktikleri var. İşte bir banka hesabı veriyorlar, aman dikkat diye. Biz ondan sonra ayıldık. Siber dolandırıcılar sosyal medya hesabını ele geçirdikten sonra Derya Hoca adına sahte yatırım mesajları yayınlamaya başladı. Kimi takipçiler onlara inandı ve para aktarmaya başladı. En çok 20 bin lira kaybeden var, işte 4 bin lira kaybeden var, 10 bin lira kaybeden var. Dolandırıcılar mağdurlardan yaklaşık 100 bin lira topladı. Beyin cerrahı ise soluğu savcılıkta aldı. Ünlü profesörün sosyal medya hesabı hala siber dolandırıcıların elinde. Hiçbir linke tıklamamamız gerekiyor.